Videoya geçmeden önce arkadaşlar sizden küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone olursanız ve like atarsanız inşallah büyülü sandık, dev sandık, süper büyülü sandık ve efsanevi sandık düşer. Hatta ve hatta gümüş sandıktan inşallah efsanevi düşürürsün. Daha önceden kanalıma like atıp abone olanları görüyorsunuz. Ne güzel yorumlar yazmışlar. Siz de kanalıma abone olup like atarsanız benim duamı almış olursunuz ve inşallah güzel sandıklar düşürürsünüz. Abone olduktan sonra sandık düşürürseniz eğer yorum yazın. Bir dahaki videoda senin yorumun çıksın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, yeni bir sandık açılımı videosuyla karşınızdayım. Şimdi bayağı bir sandık açılımı gelmiş arkadaşlar. 30 tane sandık açılımı gelmiş ve bunları tek tek ben de hazırladım ve sizlere sunmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Daha fazla bu tarz videolardan gelmesi istiyorsanız şimdiden like atarsanız daha çok bu tarz videolardan da gelir arkadaşlar. Ve sizin de sandık açılımlarınız varsa bana 789oyuncak@gmail.com'dan bana sandık açılımlarınızı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Süper büyülü sandık, dev sandık. Dev sandık olmasın arkadaşlar. Dev sandık biraz küçük kaçıyor. Süper büyülü sandık, efsanevi sandık ve klan sandığı gibi sandıkları yollayın arkadaşlar. Siz bu sandıkları açılımını bayağı bir seviyorsunuz ve ben de sürekli getiriyorum. Bu bölümde bayağı bir süper büyülü sandık açılımı var, klan sandık açılımı var, bayağı bir var yani. Yani umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Hemen ben başlatıyorum videoyu. İlk başta bir tane süper büyülü sandık açılımı var. Hadi bakalım izleyelim. Evet, hemen başlattık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi süper büyülü sandığı zaten gördünüz. Adam madenci ve elektro büyücü istiyormuş. Bakalım inşallah çıkar diyelim. Ben videoların hiçbirini izlemedim ki heyecanı kaçmasın arkadaşlar. Yani bakalım inşallah gelir diyelim ve izleyelim. Bayağı bir ender çıktı şimdiden. Yani baksanıza bayağı bir ender çıktı. Destansı çıktığı anda kesinlikle bakın, şimdi destansı çıkarsa efsanevi gelecek. Aynen, efsanevi geliyor. Efsanevi geliyor. Prenses güzel, 2 seviye oluyormuş. Hayırlı olsun diyelim. Yani bayağı bir güzel kartlar çıktı açıkçası ve yeni bir sandık açılmış yani, çünkü Dart Goblin'i falan var. Bakalım bu arkadaş ne açacak ki? Ne açacaksın sen gülüm? Ha, klan sandığı. Ama 10'da 10 değil arkadaşlar, 10'da 9'luk bir şey. Bakalım klan sandığından inşallah bir efsanevi patlar. Ya klan sandıklarından bayağı bir az efsanevi çıkıyor arkadaşlar, yani çok nadir çıkıyor. Yani 50 kişilik bir klanda sadece 2 kişiyi anca çıkar diyeyim ben size. Yani çünkü ben hiç çıktığını görmüyorum adam gibi. Ha, efsanevi geliyor lan. Ama yani bana gönderilen klan sandıkların yani çoğunda efsanevi yok. Yani birkaç tanesinde var. Bana hiç çıkmadı mesela klan sandığından efsanevi. Çok nadir çıkıyor arkadaşlar. Zaten bu da belli bir şey. Kimseye de çıkmıyor. Aa, karanlık oldu lan. Ha, adam telefonun ana ekranına gelmiş. Tamam. Evet, bir tane daha süper büyülü sandık açılımı var. Bakalım bundan da inşallah bir efsanevi patlar. Ya, süper büyülü sandıklarından harbiden çok geliyor. Efsanevi sandık, efsanevi kart. Büyülü sandıklardan da işte yani çok fazla değil ama efsanevi sandıklarda zaten kesin geliyor abi. Şimdi 3000 altın çıktı bakalım. 53 tane bombacı, 386 buz ruhu, 5 tane Pekka. Abi şimdiden efsanevinin kokusunu alır gibi oldum. Ender gelirse hani efsanevi geliyor. Evet, cehennem ejderhası geldi. Bakalım bundan sonraki sandık açılımında ne varmış. Adam bir de SS aldı, güzel, helal olsun. Ha, bir tane de efsanevi sandık açılımı var bakalım. Ne istiyorsun ki sen gülüm? Ha, bize bir isteğini belirt. Bakalım ne istediğini öğrenelim. Ona göre bakalım tahmin söyleyelim bizden. Hadi bakalım ne çıkıyor ne çıkıyor. Ha, ne yapıyorsun sen gülüm? Aç bakalım, aç aç. Ha, helal olsun. Tomruk. Tomruk gerçekten güzel bir efsanevi karttır arkadaşlar. Yani Tomruk'u sevmeyenler varsa tekrardan Tomruk'un güzel bir kart olduğunu hatırlatayım. Tomruk çok kullanılan bir karttır. Yani herkes kullanır. O yüzden de bayağı bir iş gördüğünü buradan anlayabilirsiniz. Ulan kaç tane süper büyülü sandık açımı var lan? Sırasıyla dizmedim ha, böyle rastgele dizdim hepsini. Hadi bakalım bundan da bir efsane bir patlarsa oha diyeceğim artık. Çünkü bu üçüncü süper büyülü. Acaba bundan sonra var mı süper büyülü? Yani şimdi ilk baştan 3 tane çıktıysa herhalde ileride de vardır diye düşünüyorum. İnşallah vardır bakalım. Efsanevi gelecek mi? Gelecek galiba. İlk şeyleri saymadım. Aa bak, yine efsanevi. Ulan kaç tane efsanevi geldi lan bu bölümde? Bayağı bir efsane geldi ha. Bakalım klan sandığında ne var? Hadi bir efso. Efsanevi bekliyoruz hadi. Elimi de vura vura bir hallettim lan, dur. Kaç videodur elimi bir yerlere vuruyorum böyle, çıkmıyor, efsanevi gelmiyor. Destans gelecek şimdi. Atıcı, atıcı iyidir ya. Şu an 2 seviye yaptın atıcı. Helal olsun, hayırlı olsun. İkisini birden söylüyorum. Güzel yani. Bakalım. Yine bir klan sandık açılımı. Gördüğünüz gibi klan sandık açılımları bayağı bir var. Efsanevi gelmeyecek bence. Gelmedi direkt zaten. Abi çünkü çok az geldiği için sallasam bile tutuyor yani klan sandığı olayı.
Burada da bir tane şey var. 12'lik galibiyet var ve 100 kart alacak içinden. Bundan efsanevi düşme ihtimali düşük ama inşallah çıkar. Çıkacak mı? Çıkmayacak. Çıkmayacak. Belliydi abi zaten. Şimdi bakalım. Bundan sonra ne varmış? Bir klan sandığı daha. Aynen. Bir klan sandığı daha arkadaşlar. Bakalım bundan efsanevi patlayacak mı? Bence patlamayacak abi. Çünkü çok az. Yani gerçekten çok az patlıyor. O yüzden patlayacağını zannetmiyorum. Hadi inşallah patlamaz derdim ama patlasın ama patlamadı yani gördüğünüz gibi. İnşallah patlamaz nedir abi ya. Bir an iddiam tutsun diye adamı beddua etmiş gibi bir şey olduk ya harbiden. Burada da şey var. Dev sandık açılımı var. Gelmeyecek. Çünkü sıradan sonradan geldi. Ya zaten dev sandığı geldiği zaman Ender ve sıradan da geldikten sonra hepsi geldikten sonra dev sandıkta efsanevi kesin geliyor arkadaşlar. O yüzden anlayabiliyoruz oradan. Bakalım klan sandığında çıkacak mı? Çıkmayacak. Evet, buradan tahminimi söyleyebiliyorum. Siz de yani izlerken tahminlerinizi söyleyin arkadaşlar. Çıkarsa çıkmazsa. Aa çıktı lan. Elektro diyorum lan. Elektro büyücü çıktı. Helal olsun be. Helal olsun. Adamsın. Hadi bakalım bir 12'lik galibiyet daha var burada gördüğünüz gibi. Yine yüzlük. Ya bunlardan efsanevi zor düşüyor ya. Ben şu ana kadar buradan pek düşüremedim efsanevi. Hatta hiç düşüremedim diyebilirim. O yüzden pek düşüreceğini zannetmiyorum. Ben çünkü klasik mücadelede neredeyse bütün hepsinde 12'lik yapıyorum. Ve 12'lik yapıyorum çünkü çok kolay oluyor 12'lik mücadele. Klasik mücadele tabii. Normal büyük mücadele zor tabii. Oradaki biraz da profesyonel oyuncular geliyor. Ama klasik mücadelede biraz daha amatör oyuncular olduğu için daha kolay yendiğiniz için 12'lik yapmak çok zor olmuyor. Ama oradan da pek bir şey çıkmıyor. Yani 12'lik yani 12 defa oynamadığınızda değmiyor yani siz düşünün. Evet, Dark Goblin'i Roket efsane mi gelecek lan? Yok gelmiyor. Efsanesi gelmedi çünkü. Klon. Ben hiç klon kullanmadım lan şu ana kadar. Ödeminiz başarıyla gerçekleşti diyor. Bakalım burada ne yapıyor? Ha şey, efsanevi sandık açıyor. Evet, güzel. Hadi bir madenci, bir prenses, bir elektro büyücü ya da ne bileyim. Ha, elektro büyücü istiyormuş zaten. Hadi o zaman elektro büyücü gelsin be. Hadi dua edelim. İnşallah gelir. Hadi inşallah inşallah inşallah. Hadi elektro büyücü be. Helal be. Adam istediğini hemen tutturuyor ya. Ulan ben de keşke istediğimi tutturabilsem. Bana da efsane bir sandık geldi. İçinden mezarlık çıktı. Lan benim mezarlık zaten 2 seviye. Ve ya bir tane gelse ne olur, gelmese ne olur. 4 tane gelse ne olur. Abi. Zaten 3 seviye olsa bile kullanmam abi. Mezarlık kullanmıyorum kardeşim. Bana prenses verin ya. Prensesi 2 seviye yapalım. Bok çıkacak ama açalım diyor. Evet. Bakalım çıkacak mı? Ne çıkacak? Bence de dediğin şey çıkacak. Evet. Biraz argo kullanmamaya dikkat ediyorum. Çünkü argo kullandığım zaman bana kızıyorsunuz yorumlarda. Ya yani bunun farkındayım. Gelmiyor lan aynen. Adam dediğini çıkarttı yani harbiden de. Ne yazacak? Ulan adam kızdı ki. Vallahi beni güldürdü ya. Evet. Burada ne varmış ki? Yo, ben tam göremedim. Efsane sandık açılımı mı vardı? Tam göremedim abi. Bir an benim gitti ya. Beynim sulandı bir an. Gördüğüm şeyi unuttum lan. Ne gördüm ben? Allah Allah. Yoksa taç sandığı açıp bırakıyor mu? Ne yapıyorsun? Anlamadım ki. Dur bir dakika. Ne açacaksın? Ha efsanevi sandık açıldı. Ulan ben bir an bulandı kafam bulandı anlamadım. Aa prenses çıktı. Helal olsun be. Hayırlı olsun lan prenses çok güzel bir kart. Kullan. Mutlaka kullan. Ha, her zaman kullanma ama yine de kullan yani. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Çok güzel bir kart. Evet. 501 elması var ve efsanevi sandık açıyor gördüğünüz gibi. Bakalım buradan elektro büyücü. Ulan bir bana çıkmadı lan şu elektro büyücü. Herkese çıktı bir bana çıkmadı be. Bir bana çıkmadı. Lanet olsun yani niye çıkmadı ki? Sebebi neydi ki? Sebebi neydi ki? Hadi bakalım burada kapat artık lan videoyu bir şey yapmıyorsun hadi tamam. Evet biliyorum gördüm. Kapat kapat ha. Burada adam cellat istiyorum diyor. Cehennem ejderhası istiyorum diyor. Lav tazı istiyorum diyor. Bakalım büyülü sandık açıyor. Hayaller hayatlar. Bence çıkmayacak. Hemen moralimizi bozduk. Ben moralinizi bozdum daha doğrusu. Siz bozmadınız. Belki siz hevesliydiniz çıkacak diye ama çıkmayacağını anlayabiliyorum. Çünkü büyülü sandıktan da biraz zor çıkıyor. Aynen çıkmayacak. Çıkmayacak çıkmayacak abi.
Ben biliyorum abi. Sandığın açılışından anlarım. Gözünden anlarım abi. Bu arada elimi masaya vura vura bir hal ettim lan. Parmaklarım kas yaptı. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Niye parmağım kas yapsın ki? Anca acır. Elit barbarlar. Goblin kulesi. Oğlum bayağı hızlı açtın lan. Efsane gelmeyecek ama. Ana geldi lan. Lan Ender gelmiş miydi? Ben tam göremedim. Bir an hızlıca açtı. Allah Allah. Lan bugün beni şu klan sandıkları bayağı bir mors etti ya. Aha bir tane daha var. Ne bu? Kaç karttık? 9, 13. Yani 25 kartlık bir şey. Evet. Şimdi bir tane de büyülü sandık açıyor. Hadi inşallah gelsin diyeceğim ama. Büyülü sandıklarından pek ümitli değilim ben. Bakalım buz ruhu geldi. Hadi aç. Goblinler. Aç. Barbar kulübesi. Dart goblini. Prens. Aa geliyor, efsane geliyor. Efso. Buz büyücüsü geldi ve oradan direkt geçtik be. Evet yavaş yavaş da bölümün sonuna geliyoruz. Az kalmış lan sandık açılımım. Efsanevi geldi ha. Ulan benim bugün büyülü sandıklar ve klan sandıkları bayağı bir mors etti lan. Ama bundan gelmeyecek diyeceğim de belki de gelebilir. Dur bir dakika. Sonundan anlayacağız. Gelmeyecek tamam. Abi ilk baştan söylemeyelim ya. Bayağı bir mors oldu bu bölümde. Bayağı böyle çıkmayacak çıkmayacak dedim. 50 tane çıktı ya. Efsanevi ne kadar çıktı lan bu bölümde. Bu sandık açılımı hızlandırmıştım. Adam 10 dakikalık video yapmış. Ben hızlı yaptım bunu. Heh. Bir de şey açıyor. Ne açıyor orada? Ha, taş alıyor ve şey yapacak. Efsanevi sandık atacak. Ne çıkıyor? Madenci. Hayırlı olsun. Neyse arkadaşlar, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolardan gelmesi istiyorsanız like atarak, yorum yazarak ve de kanalıma abone olarak bunu sağlayabilirsiniz. Herkese iyi günler.